Selamlar çok sevgili YouTube. Hepiniz hoş geldiniz. Doki Doki Edebiyat Kulübü'nün yepyeni bir bölümünde sizlerleyiz. Neden mi yüzüm gülüyor? Neden mi gergin değilim? Çünkü ulan oyunu daha yeni açtık. Şimdi gideceğiz. Yanımda çok sevgili Monika seslendirmesiyle ve alkışlarınızla Doğukan var. Doğukancığım hoş geldin. Monikacığım hoş geldin. Merhabalar YouTube. Merhabalar chat. Hemen yanı başımızda da güzeller güzel anime kızlarımın seslerin Emir Kılıç duruyor. Merhaba. Şimdiden Doki Doki severler sizden bir ricamız var tabii ki de. Her videoda da olduğu gibi sadece bu seride değil, beğenmeniz, abone olmanız, şuna tıklamanız ve yorum yapmanız benim için çok önemli, çok büyük destek ve bedava. Bunların hepsini yapmak bedava. Twitch'e de bekleriz. Kendileri bak şurada size selamlarını yolladı diyorum. Bir de bugün 1 Nisan şaka. Hadi gittim giderim. Bye. Hadi görüşürüz, hadi oynayalım. Devam et. Hadi. 28 Mart 2022. Evet. Heh. En son hatırlıyorsanız şiirimizi evet. Gösterme kısmıydı. Ben hocam. Ben şu an şeyi çok merak ediyorum. Yuri gitti. Yuri korktu gitti, hatırla. Yuri gitti. Evet. Yani şaka Yuri... yapmadın mı? O aynen bu arada güzel şakaydı. Ama oğlum bu oyun bak. Bak. Berkay. Berkay nereden çıktı? Doğukan. Hayır. Hayır, hayır. Biz bir şey yapmadık. Yuri de korktu gitti diyorsun. Yuri sen bir şey yapmadık diyor ya. Ulan kıymetlimize bağladı ya. Kıymetlimiz. Oğlum biz bir şey yapmadı. Demek ondan özür diliyormuş sürekli. Özür dilerim. Oğlum dur bir dakika. Benim ekranım kilitlendi ya. Ya bir daha mı gireceksin şimdi YouTube'a? Ay bir dakika. YouTube çıkmayın. Durun. YouTube çıkma. Gitme. Dur. İleri sar. YouTube ileri sar. Düzeldim. Özür dilerim. Tamam. Tamam. YouTube geri gel. YouTube geri sar. YouTube geri sar. Natsuki mi? Monika mı? Natsuki. Monika'nın yüzünü görmek istiyorum. Doğukan'dan uzak duralım. Doğru. Dün Natsuki'ye şiirleriyle ilgilendiğimi söylemiştim. Herhalde ilk ona gösterme mağdur olacaktır. Ne yaptın kurabiye kız? Ne hayırdır? Yani senin gibi birinden böyle bir şey beklerdim zaten. Biraz kaba oldu bu. Affedersin de. Kötü olduğunu söylemedim ya. Sadece bir şeyler hissettirmiyor. Ne var bu, ben ona yürüdüm. Ha şiiri diyor, pardon doğru. Yani demeye çalıştığın şey senin isteyeceğin kadar tatlı mı olmadı? Tokat yemek mi istiyorsun? Yok kalsın. Of. Her neyse sana benimkini göstermem gerek. Ne? Ha. Hoşuna falan gideceğinden değil de. Ben burada çok yanlış almışım. Abi bunu hatırlıyorum ya. Abi. Bunu dedik, Switzerland'ı, kartallar uçabilir, maymunlar tırmanabilir, cırcır böcekleri sıçrayabilir, atlar yarışabilir. Ya işte benim gibi yetenekli... Ya sen yoksun, sen yoksun buradan. Sen yoksun, sen susar mısın? İşte. Hey dördüncü duvarı yıkma, dördüncü duvarı yıkma Doğukan. Yıkıyor. Dördüncü duvarı yıkma. Duvar yıkıyor bu, şerefsiz duvar yıkıyor. Şşş Doğukan. Evet. İşte. Ya sen niye Şirin Baba oldun? Sen niye bir tane Şirinler oldun? Şirin Baba değil, gözlüktü Şirin'e benziyormuş. Şirin, zaten tamam. O da gıcıktı, bu da gıcık. Tamam doğru. Şirin'in hoşuna gitmeyeceğini söyledim sana. Sen çok oldum onu, bir azalt onu. Evet, anime kızına şey yapmam. Senin yüzünden. Beğendim. Ne? Yalan söyleme. Söylemiyorum. Neden bu kadar hoşlanmayacağım fikrine kapıldın ki? Çünkü... Oh my god. Hemen okuyacağım bir saniye. Lisedeki herkes yazıdan her şeyin sofistike falan olmasını bekliyor. Ben beklemiyorum. Ben bayıldım. Ben artık Natsuki ile mutlu bir hayat yaşamak. O yüzden benim yazdıklarımı ciddi bile almıyorlar. Ama şiir yazmanın amacı insanların kendi duygularını ifade etmesi değil mi demiş. Last Hunter Falcon 1000 bit yollamış şiire. Yuh. Aman aman. Herkese selamlar. Doki Doki ekibi toplanmış. Doğukan'ın güzel oyunculuğuna ithafen atalım bitimizi. Bu arada yarın ne yayın olacak Alp Bey? Sürpriz. Onu yarınki Alp ve Emir düşünüyor ama büyük ihtimalle perfect şey... Hani Perfect Ice'da yer vermeyi düşünüyoruz. Perfect Ice'da Fane olabilir. Ciddi sert bir yayın. Teşekkür ederim bir bit için. Kesene bereket. Yazım şeklin vermeye çalıştığın mesajın gerçek geçerliliğini etkilemez. Evet. Aynen öyle. Okuması kolay olup seni derinden etkileyen şeyleri seviyorum. Seni mi? Beni. Bu şiirde olduğu gibi. Bak. Harbi beni bitirini. Buraları hatırlıyoruz. Buraları okumuştuk bu arada. Evet. Buraları etrafındaki herkesi muhteşem şeyler yaparken görmek moral bozucu olabiliyor. Ben de bunun hakkında yazmaya karar verdim. Evet anlıyorum. Ama basit yazım tarzının diğer güzel bir yanıysa kelime oyunlarına daha fazla ağırlık vermesi. Mesela sonunda belli bir kafiye olmasını planlıyordum. Ama sonra bundan vazgeçip sonunu kafiyesiz bırakmaya karar verdim. İyi bok gidin. Muhteşemsin. Son satırdaki hissin daha iyi vurgulamaya yarıyor. Demek öyle yaptım. Sanırım fark ettiğimden fazlası varmış şiirde. Usta olmak bunu gerektirir. Bir şeyler öğrenmeye sevindim.
Buradaki en geç üyeden böyle bir şey beklemiyordun değil mi? Yani beklemiyordum. Son yorum... Kapı mı çaldı? Ha, dur. Son yorumumla ona istediğini vermeye karar verdim. Kimin kaç yaşında olduğu pek umurumda değil ama eğer Natsuki kendinden gurur duyuyorsa bu hissi ondan alacak değilim. Tabii ki de öyle abi. Sikome. Sikome. Şimdi ben bu noktada mesela dursam, hiç göstermesem belki bir şey olur ha. Mesela tam bu noktada bir örnek veriyorum, gitsen Monika'yı silsen. Kaydedeyim ben. Yani dediğim gibi bu konuşmayı birkaç kere yaşadık biz seninle. Sen Doğukan mısın şu an Monika mısın? Sil şunu ya, ben banlıyorum Doğukan'ı. Beni silince eline ne geçecek kuzum? Bu Natsuki'ye mi gideceksin? Şunu da bir konuşalım mı Emir? Emir konuşalım. Gel lan. Emir gel konuşalım. Ulan. Konuşalım. Gel buraya be. Merhaba Alp Kalpkun. Kalpkun. İyi vakit geçiriyor musun? Evet. Güzel. Bunu duyduğuma sevindim. Bu arada buraya yeni geldiğinden, eğer kulüp için yeni etkinlik gibi ya da yapabileceğimiz daha iyi şeyler konusunda önerilerim varsa seni istediğin zaman dinlerim. Ben bunu acık konuşmak istiyorum. Konuşmaktan çekinme. Olur mu? Peki bunu aklımda tutarım. Elbette konuşmaktan çekinirim. Biraz daha ortama alışana kadar. Ne ortamı be Alp be Kalp kum kum ya. Neyse. Benimle şiirini paylaşmak ister misin? Biraz utanıyorum ama sanırım yapmam gerekiyor. Oğlum bari ben zaten bu Monika yana doğru şu hareketi yaptığı zaman bir meymenetlik olduğunu anlamıştım. Siz hatırlıyorsunuz değil mi Cem? Merak etmesene Alp Kalp. Laflara bak. Bugün hepimiz biraz utangacız. Fark etmedin mi? Çok utangaçsın Monika, gittin şeyi kestin. Neydi o kızın ismi bizim? Yanaklarım kızardı seni görünce. Sayori'nin seni yüzünden öldü zaten. Ben kimseyi öldürmedim. Bak, kendisini asmadım. Ama yakında aşmayı öğreneceğimiz bir engel bu da. Aynen haklısın. Monika'ya şiirimi uzatıyorum. Harika bir iş çıkartmışsın Alp Kalp. Acaba Emir, ben diyorum ki beni öpsem rahatlasak. Okurken içten içe vay canına diyordum. Gerçekten metaforik bir şiir. Tabii metaforik benden sorulur. Neden bilmiyorum ama bu kadar derin bir konu işleyeceğine aklıma gelmezdi. Sanırım seni hafife almışım. Herkesin beklentilerini düşük tutmak benim işime geliyor. Öyle olunca biraz emek verince bile her zaman bir değeri oluyor. Bak bu hiç adil değil. Gerçi işe de yaradı galiba. Hayır tamam bak yavrum, sen de güzel kızsın. Yürünün. Ama diğerlerinin kanına niye giriyorsun? Buyurun. Ben girmedim. Hayır buyurun. Script'ten okuyalım. Script'ten okuyalım. Yürünün bu tür konularını sevdiğini biliyorsun. Öyle değil mi? Yürü sever böyle şeyleri. Ben kavga ederim. Korkutuyor bu çocuk beni. İmgeler ve sembollerle dolu konular. Bazen Yürünün aklı gerçeklikten tamamen kopukmuş gibi hissediyorum. Sen niye güldün? Bunun kötü bir şeymiş gibi söylemiyorum tabi. Ama bazen insanlardan tamamen vazgeçmiş hissine kapılıyorum. Kendi zihninde o kadar vakit geçiriyor ki orası onun için muhtemelen daha ilginç bir yer haline gelmiştir. Ama asıl bu yüzden ona çok nazik davrandığında o kadar mutlu oluyor. Böyle şımartılmaya alışkın değil bence. Sosyal etkileşime epey aç biri olmalı. Kızı nasıl yerden yere vuruyor çaktırmada, farkındasın değil mi? Onu suçlama. Az önceki gibi. Ben suçlamadım ki onu. Sev onu. Aa. Ama bence fazla şımartılınca kendi içine çekilip yalnız kalmaya zaman arıyor en sonunda. Birden kapı açılıyor. Yürü. Emir? Geldim. Ben niye geldim? Basikomen o. Bir şey kaçırdın mı? Pek sayılmaz. Hani hoş geldin oraya. Birbirimize şiirlerimizi paylaşmaya başladık. O kadar. Ha? Şimdiden mi? Ya. Geç kaldığım için özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Hala çok zamanımız var. O yüzden acele etmeyip ihtiyaçlarını giderebilmene daha çok seviniyorum. Pekala. Ah. Sağ ol Monika. Şu edebiyat kulübünde bir tane normal insan yok ki. Bu Yuri kolları façalı biliyorsunuz. Sayori zaten delirtti. Monika da verdi gazı, daha da delirtti. Natsuki desen kendini yemeklere veriyor. Bu yemek yapmaya veriyor. Ben kimseyi gazlamadım. Alpkun. Alpkun deme bana. Emir. Gidip şiirlerimi alsam iyi olur herhalde. Şiirimi.
Neyse, şimdi benim şiirimi okumak ister misin? Merak etme, pek iyi değilimdir. Tamam, chatte bu arada bir tekrar bir Sayori için bir riplerimizi alabilir miyiz be? Kız hem kendini öldürdü hem bir de oyundan sildiler kızı. Pek iyi olmadığını iddia eden birine göre kendine bayağı güveniyorsun gibi. Kendime güveniyormuşum gibi gözükmem gerektiğindendir o. Ama bu her zaman kendime güvendiğim anlamına gelmez. Anlatabiliyor muyum? Ne anladım. Peki haydi okuyalım o zaman. Duvardaki delik. Ama o bana bakmıyordu. Şaşkın bir halde aceleyle etrafıma bakınıyorum. Ancak yanmış gözlerim artık hiçbir rengi seçemiyor. Bu odanın içinde başkaları var mı? Konuşuyorlar mı? Yoksa hepsi sadece düz kağıt sayfalar üstünde birer şiir mi? Kulaklarıma oyunlar oynayan telaşlı yazma sesi mi? O da kırışmaya başlıyor. Üstüme geliyor. Soluduğum hava ciğerlerime ulaşmadan kaybolup gidiyor. Panik oluyorum. Bir çıkış yolu olmalı. İşte orada. O. Oracıkta. O benim. Korkularımı yutarak kalemimi elime alıyorum. Esra da ikinci ayında gelmiş. İnşallah güzel bir olur. Esracığım çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Ne düşünüyorsun? Çok serbest nazım... Ne o ya? Çok serbest nazımımsı olmuş. Artık öyle mi deniliyor bilmiyorum ama. Hakikaten bilmiyorum. Özür dilerim, bu konuda yorum yapmak için yeterli yetkinliğe sahip değilim. Sorun değil. Evet, bu tarz şiirleri son zamanlarda çokça tutuyor. Şöyle ki birçok şiir kelime ve satır aralarındaki zamanlamaya vurgu yapıyor. Oğlum iştiharlığıma mı unuttum bunları yani, ne yapayım? Sesli olarak da okunduğunda çok güçlü olabiliyor. Bu şiir yazmak için nereden ilham aldın? Sanki bilmiyormuşum gibi. Ya bunu nasıl söyleyebileceğimden pek emin değilim. Sanırım yakın geçmişte bir tür aydınlanma yaşadığım söylenebilir. Biliyoruz o aydınlanmayı, şerefsiz Monika. Şiirlerimi bir miktar etkiledi. Aydınlanma mı? Aynen, onun gibi bir şey. Öyle derin konuları konuşmaktan biraz çekiniyorum. Çünkü ağır olabiliyor. Bunu belki birbirimize daha samimi olduktan sonra konuşabiliriz. Oğlum ben senin bir dilini bir açalım bir senin. Neyse. İşte Monika'nın bugünkü yazım tüyüsü. Kimi zaman şiir ve hikaye yazarken beynin bir noktaya fazla takılır. Tamam. Eğer mükemmel olması için çabalayıp durursan bir yere varamazsın. Tamam. Kağıda bir şeyler yazmaya gayret edip daha sonra derli toplu hale getir. Bunu bir başka şekilde düşünmek gerekirse... Bunu iyi dinleyelim de emir lazım olabilir belki. Eğer tükenmez kalemini kağıdın üstünde tek bir noktada tutarsan kocaman ve simsiyah bir mürekkep birikintisi oluşur. Bunu bir denesek mi lan acaba? Hani bu şiir yapıyorduk ya, şiir yazıyorduk ya. Orada acaba tek bir noktada tutsak bir boka yarar mı acaba? Deneyelim. Yarar. Monika'nın üzerine tutayım Masum'u. Ya neden Masum'u benim üzerimde tutuyorsun Alper? Masum'u mu? Utanıyorum. Neyse. Manyak. O yüzden eline de kendine akışı bırak. Bugünkü tavsiyem bu kadar. Akışa bırakmak dışında başka hiçbir yapabileceğim bir şey yok. Dinlediğin yani. İçin teşekkürler. Fatih Çelik 3. ayında selamlar Fatih'cim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Çok bir şey kaçırmadın. 3. ayın kutlu olsun. Familyeye hoş geldin. Chat'te bir hayvız boy boy. Hadi bakalım Emir, ölmeden önce son konuşmalarımız gel. Yuri şiiri okudukça gözlerindeki heyecan artıyor. Fevkalade. Ha? Ne dedin az önce? Bunu sesli mi söyledim? Yuri önce elleriyle ağzını kapatıyor ama hemen sonra bütün suratı elleriyle gizliyor. Suratını. Ben. Benden nefret mi başlayacak şimdi? Yuri gerçekten yanlış bir şey yapmadın. Ha? Ama... Sanırım haklısın. Ne diyor bu kadar inişiniyorum ki? Yuri derin bir nefes alıyor. Yazma konusunda ne kadar tecrübelisin. Betimleme ve mecaz kullanımını daha önce de şiiri yazdığını ima ediyor. Gerçekten mi? Vay canına, vay. Senden bunu duymak büyük iltifat. Bunu aslında ilk yapışım, gerçekten bak. Ha? Lan Monika sinirlenecek ya. Yuri bana anlamamış gözlerle bakıp tekrar şiirime göz atıyor. Yani biliyorum. Sadece demek istedim ki Yuri bahane bulamayınca sessizleşiyor. Sanki daha ayrıntılı parçalara ayırıyormuş gibi parmaklarını şiirin kelimeleri üstünde gezdiriyor. Evet. Tamam. Bu sebepten dolayı anladım.
Yeni yazmaya başlayan kişilerin kullandığı belirli yazma şekilleri oluyor sadece. Kendim de o süreçten geçmiş biri olarak onları nasıl fark edeceğimi öğrendim gibi. Yeni yazarlarda en çok fark eden şey... Abi bu yine şey konuşmaya başlayacak. Buraları hızlı mı geçsem ya? Çok bilirgin yapmaya çalışma. Evet ya, geçsene yine, ya. Yine anlatacak şiirin nasıl yazıldığının da şeyini geç, de sonuç olarak... Biraz duruyorum okumak Allah'ın isteyenler okusun çok diye de. Çok ya. Yürün edeceğini bilince sanki tüm kişiliği değişiyor. Hayır, farklı bir şey söylemiyor ki çünkü. Tükezlemesinden geriye iz kalmadı ve bir uzman gibi konuşuyor. Sıkıcı kız diyor ya Doğukan da. Doğukan? Daha pardon, çok özür dilerim. Tabii bu senin suçun değil. Basit bir şiir yazarken bile envai çeşit teknik ve yöntem kullanılır. Sadece doğru kelimelerle yöntemler bulmak değil ama... Ya abi, tamam ablam. Abla diyorum artık. Ablam yürü. İstiyorum, tamam, ben de seni istiyorum ama bana yar olmayacaksın, bu belli. Peşin hükümlü mü, nasıl yani? Buraları hatırlıyoruz. İnsanlar hakkında konuşmamalıyım. Aynen. Aynen. Aynen, bunu hatırlıyorum. Şimdi senin şiirini okumamda sakınca var mı? Yok tabii, lütfen. Tamam. Yürü sertem sirtem gülümsüyor. Bunu da biliyoruz. Bunu da biliyoruz. Bunu da biliyoruz. Işığın altında... Lan şu kağıdın üzerinde mürekkep olayı acaba burada işe yarar mı? Bir yerde dursak şöyle Emir. Bence onu yazarken olur ya. Işığın altındaki hayalet. Saçımın bukleleri kehribar rengi parıltının altında aydınlanıyor, yıkanıyor. Bu olmalı. Zamana yenik düşmemiş olan henüz yeni... Bu da aynı değil mi? Aynı şey. Aynen. Aynen aynen. Durdu. Burayı abi, bunu hatırlıyor. Bu direkt ilk oyundaki konuşma ya. El yazımdan dolayı özür dilerim de şöyle de böyle ulan de. Biz ikinci oyun mu oynuyoruz? Tabii ki ilk oyun. Abi keşke bura bak. Oyun çok güzel ama keşke böyle bu şehri acaba sıfırdan yaşatmamasaydı. Ama bu da belki de bizi zaten. Ama bu da yani. Daha da böyle germek hazırlamak ya, için. Yani. Hani az önce ne oldu, biz neredeyiz şimdi, niye tekrar da oynuyoruz kafasında belki de tutmak istediği için olabilir ama şu anda hep aynı şeyler dönüyor. O yüzden hızlı geçiyorum. Arada böyle aynı şeyler olmadı. Tövbe tövbe estağfurullah şeyler de oldu ama. Buralar aynı chat. Görüyorsunuz yani. Ya bak, buraları biliyoruz. Hayaletlere merakın var mı İri? Aslında İri. Hikayenin hayaletlerle alakası bile yok. Aynen. Sen ya yine etrafa da bak da kaçırdığın bir şey var mı? Ben yazıları okuyorum çünkü. Etrafta bir şey yok. Gözleri oynuyor şu hafiften. Elini göğsüne götürüyor. Doğukan hocam, doğru yapıyoruz değil mi? Efendim, bir şey mi dediniz? Yaz. Allah'ım ya, deli bir çocuk. Yanlış bir şey yapıyorsak söyle yani, o yüzden dedim. Senden birkaç şey öğrenebilirim. Evet, bunu da biliyoruz. Evet Yuricim, evet Yuricim. Yavrumsun, balımsın. Öpelim artık dedim, öpemedik de. Oyunun başından beri bir kişi öpemedik de. Teşekkürler. Püf. Sanırım herkese şiirimi paylaştım. Odaya bakınıyorum. Düşündüğümden daha da stresli geçti. Sanki her şey vasat yazma tarzında beni yargılıyordu. İyi davranıyorlar olsalar da şiirlerimin onlarınkiyle aşık atmasının imkanı yok. Burası bir edebiyat kulübüne de olsa. İç çekiyorum. Böyle bir şeye kalkışırsam olacağı bu. Odanın karşısında Monika defterine bir şey yazıyor. Gözlerim Yuri ve Natsuki'ye takılıyor. Birbirleriyle dikkatlice şiirlerini değişip paylaşıyorlar. Birbirlerinin şiirini okurken yüz ifadelerinin değişimini izliyor. Natsuki'nin alnı sinirden kırışıyor. Bu sırada Yuri de üzgün üzgün gülümsüyor. Bu nasıl bir dil böyle ya? Ha? Şey, bir şey mi dedin? Ha yok demedim. Buralar yeni değil mi? Hayır, buralar yeni değil. Bunlar kavga ediyordu, bize seçim yaptırtıyordu ya. Ha doğru doğru. Doğru. Bu sefer Natsuki'yi seçelim mi? Müzik mi değişti? Arkadaşlar manyak mısınız? Müzik işte. Her zamanki müzik. Sınıfta müzik yok ama. Allah Allah. Demedim. Natsuki şiiri tek eliyle önemsemez bir tavırla masaya bırakıyor. Teşekkürler. Seninki de tatlı. Hatırlıyorsun değil mi? Tatlı mı falan. Şiirdeki sembolizmi hiç mi anlamadın? Pes etme hissi hakkında falan. Bunlar tartışıyor. Ondan sonra bize galiba bir şey söyletiyordu. Tamam. Bazı önerilerim var doğrusu. Aynen. Buraları da hatırlıyorum. Burada diyordu Alp Kalp de beğendi. Aynen. Yürü sonra diyordu benimkini de beğendi. Tamam. Bu sefer acaba Natsuki'yi mi seçsem? Ve Alp Kalp benim şiirimi de beğendi. Hatta şiirimden etkilendiğimi bile söyledi. Natsuki birden ayağa kalkıyor. Yeni üyemizi etkilemeye bu kadar kafaya taktığını fark etmemiştim Yuri. Buraları çok güzelmişler. Burada düşünsenize, burayı ilk oynadığımız zamanlarda ne kadar böyle gülüyorduk, ediyorduk, diyorduk. Evet. What the fuck falan.
Yuri de kalkıyor. Belki de sadece Alpkal benim tavsiyeme seninkinden daha fazla değer verdiği için beni kıskanıyorsun. Kendini bu kadar çok mu beğeniyorsun? Hayır falan. Devam. Devam. Burayı da biliyoruz. Heh, bunu hatırlıyorsun değil mi? Bunu bayağı boşunuza evet, gitmişti evet. Hatta. Ah! Natsuki! Buradan sonra Monika damladı. Natsuki bu biraz. Lan lan. Natsuki ve Yuri aynı anda Monika'ya kızıyor. Bu seni ilgilendirmiyor diye. Tamam. Oha! Bir dakika. Bu yoktu işte. Bir dakika. Ne yoktu Alp? Yapayım mı seslendirme? Yap. Ben miyim? Yana bak Emo uzantısı. Sürdük seni. Emo mu? Yaşam tarzım akıl işini kavrayamayacak kadar aldığı için özür dilerim. Gördün mü? Oğlum bu oyun çok korkunç bir oyun ya. Bu bile dediğimi kanıtlıyor. Çoğu insan ortaokuldan mezun olunca kişisel sorumlularını atlatmayı öğrenir. Bir şeyi kanıtlamak istiyorsan şıkıcık davranan insanları silin bir kez. Çöp kişiliğini şirin bir şekilde giyinerek ve davranarak dengeleyebileceğini mi sanıyorsun? Oğlum olay hakaret boyutuna geldi. What the fuck man? Hakkındaki tek şirin şey bu konuda ne kadar çabaladın. Aaa kavga. Uf! Dikkatli ol Belire. O keskin sözlerini kendini kesinirsin. Anladın mı nereye sapladığını? Evet. Oo. Ay çok özür dilerim. Zaten kendini kesiyorsun değil mi? Bebeğini kendini kesmekle mi suçladın sen? Ne sorun var lan senin sikik? Ya Emir, Gargamel, gözlüklü şirin. Ha? Plus animeyi bir araya getirmeye çalışıyor. Emir fıttırdı artık. Evet devam et. Alkat gerçekten neler düşündüğünü duysun. Emir'in bundan sonra sana ımıyı yakacaktır. Aa! Yuri aniden bana doğru dönüyor. Sanki burada olduğumu yeni fark etmiş gibi. Alkat! O sadece beni kötü göstermeye çalışıyor. Bu doğru değil. O başlattı. Ohohoho. Arada çok şeyler geçti. Evet. Ne kadar kaba bir dil. Şu kızlar bir türlü akıllanmıyorlar. Neden biliyor musun böyle oldu peki? Abi biz Yuri başladık, Yuri gidelim ya. Hayır, şimdi anladım bu arada. Neden böyle oldu biliyor musun? Neden? Sayori yok. Ya evet Sayori de, evet, normalde bu muydu? Sahnelerde işte Sayori'nin olduğu ama artık olamadığı sahnelerde oyun kafayı yiyor. Ben öyle anladım. Evet. Chat Yuri go brrrah yapıyorum. Biliyorsunuz ki biz başından beri Yuri'ciyiz yani. Ne? As. Oğlum! As diyor. Ulan bas, sen bas, inatsan ne? Doğukan, Monika! Ben sende inattım. Efendim canım. Ne oldu? Oğlum. Bir şey mi oldu? Aa! Merhaba. Geri zekalı. Şey. Ana o. Şey. Alp kalp biraz dışarı çıkalım mı? Olur mu? Bunun için üzgünüm. Ha. Seni bu işe karıştırmamalılardı cidden. Ne kadar kaba insanlar değil mi? Buna karışmamak muhtemelen ikimiz için de en iyisi. Kavgaları bitince içeri gireriz. Bir de başkan olacağım. Kulüp üyelerime doğru düzgün söz geçiremiyorum bile. Sen hayır, geçirene hayır. Geçirmişsin zaten yavrum sen. Yaz, yapmasaydın. Sen geçirene geçir. Ya bas üstüne bas. Keşke ara sıra biraz kendime güvenebilsem. Ama başkalarını ezmek hiç bana göre olmadı. Allah'ını seversen laflara bak. Allah'ının aşkına laflara bak. Beni anlıyorsun değil mi? Buradaki bu hikayedeki kötü adam ben değilim. Her neyse.
Be yalancı seni yalancı. Eğer bu diğerleriyle daha az zaman geçirmene sebep olursa sorun değil. Ben seve seve seninle zaman geçiririm. Natsuki aniden sınıftan çıkıyor. Anam kızı ağlatmış ya. Çabucak kaçıyor. Of of. Galiba bitirdiler. Emir? Böyle olsun istemedim. Böyle olsun istemedim. Böyle olsun istemedim. Yuri sırasına oturmuş, elleri alnında ileri geri sallanıyor. Yuri? Böyle olsun istemedim. Sana inanıyorum. Yuri'nin Natsuki'ye ne demiş olabileceğini bilmiyorum. Veya ne yapmış olabileceğini. Alp kalp. Lütfen benden nefret etme. Vallahi ben hiçbiriniz artık yani bilmiyorum. Bir kere öpeyim dedim, bir şey de yapamadık zaten de mutsuzluğum. Lütfen. Yok. Ben böyle biri değilim. Bence Monika şerefsizi yaptırıyor bunlara. Bugün bende yanlış giden bir şeyler vardı. Yaptı o. Seninle konuşuyorum Monika. Ba. Sorun değil Yuri. Ba. Sorun değil. Sakin ol. Böyle olmasını istemediğini biliyoruz. Sen zorla yaptırdın çünkü kodlarıyla oynadın kızın. Ayrıca Natsuki'nin yarına kadar her şeyi unutacağına eminim. Öyle silersin kız. Kodlarını. Dur ben bir oyun dosyana bakacağım, sinirlendim. Var mı oyun dosyanında yeni bir şey? Beni duyabiliyor musun? Beni oku. Bunlara bakmıştık. Zegoren, beni üzüyorsun. Yok galiba yine bir şey yok chat. Devam. Tamamen. Her neyse. Toplantı sona erdi. İsterseniz evlerinize gidebilirsiniz. Yuri bir şey söylemek istermişçesine bana bakıyor. Ama ara gözü Monika'ya da kayıyor. Sen önden gidebilirsin Monika. Yürü git buradan. Asiko. Var ya. Oho bunu demeyeceksin bunu. Ah bacağımı yine vurdum. Yeter artık ya. Masa hep aynı yerine. Ben biraz daha kalmak istiyorum. İşte şimdi sıçtık chat. Ben başkanım. O yüzden en son çıkan ben olmalıyım. İşim bitene kadar beklerim. Ben de başkan yardımcısıyım yalnız. Allah! Lütfen bugünlük o sorumluluğu almama izin ver. Nedense yanında olmamı istemiyor gibisin Yuri. O zaman senin de hiçbir yerde olma. O ondan değil. Sadece Alp Kalp ile kitabımı konuşma fırsatı bulamadım. Sen bizi dinlerken utanç verici olur. Of. Yandık. Başka çarem yok ha? Ay sıçtı şimdi Emir, sildi seni. Başına bela açtığım için özür dilerim. Ama anladığım için gerçekten dedim. Bak tüylerim diken diken oldu. Yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu. Dedim abi biliyorum, tahmin ettim çünkü. Hayır ya. Emir. Ne yapacağız? Şey yapsana. Mürekkep ortaya bastırma. Ne yapayım? Ortaya basıyorum şu an. Mürekkep diyordu ya. Lan mürekkep mi var burada? Manyak mısın? Ne bileyim oğlum, öyle bir şey dedi ya. Balkonu dedim, onu dedim. Ya neye basayım ki şimdi? Neyse, mezarlık bassak mesela. Çünkü mezarlık Yuri'nin sevdi. Hadi Yuri'ye devam. Devam. Gecelik. Yok onu sevmiyorum. Ölüm. Çocuk. Ölüm. Yanak. Yanak onu sevmez bence. Gergin. Yanak. Yok reddetmek. Tutarsızlık. Bozuk. Ramazan bayramı. Herhalde. Cehennem. Ya. Somurtmak. Lan nasıl somurtmak sensin? Kefaret ödemek. Fare. Depresyon. Utanç. Vertigo. Çorap. Emmek var mı emmek? Bu seviyordu çünkü kanman. İltihaplanmak sever bu. Etek. Ah be. Abi nasıl seviyor ya? Doki doki mi? What the fuck man? Ha? Bunu burada dövse ya. Will Smith gibi asla YouTube'a kaçırdı. Korkmak. Dur bir dakika, geliyorum hemen. Ne demek geliyorum hemen? Nereye gitti bu? Doğukan. Pardon, kimdi? Ya beni bu deli yalnız bıraktın hep ya. Deli mi? Geldim ya. Sizi gitti ya, silecek beni bu. Geldim. Biz yan yana... Silseyi yine. Silseyi. Sen benim başka yardımcım değil misin?
Aciz. Avrusi. Oğlum ben hakikaten korkuyorum lan. Jump sticker gibi geliyor. Alp kalpın. Dur dur, yeni bir şey var. Dur dur, Doğukan-san. Dur. Bu ne? Doğukan-san, Doğukan-san. Bak bak, bundan nefret ediyorum. Karadesan. Hiçbir şey yapamıyorum, hiçbir şey. Kaç kez oynarsan oyna, her şey yine aynı. Şu an kendimi öldürmek gerçekten ama gerçekten çok kolay olurdu. Ama o durumda seninle bir daha konuşamam. Tek istediğim onlardan nefret etmen. Bu neden bu kadar zor? Monika. Şerefsiz Monika. Gitmiş mi Yuri? Yuri'nin bir karakter dosyasına baksana. Bunun iyisini sileyim mi? Yok, duruyor. Ha. Şerefsiz Monika. Bir gün daha bitiveriyor ve kulüp toplantısı zamanı geliyor chat. Son birkaç gün içinde buraya biraz daha alıştım. Kulüp odasına girişimde beni her zamanki manzara karşılıyor. Hoş geldin Ankalp. Ah merhaba Yuri. Bana mı öyle geliyor yoksa Yuri yüz ifadesinden mi bilmiyorum. Ama dünkü tartışmanın etkisi hafiften sürüyor sanki. Yuri omuzunun arkasından odaya göz gezdiriyor. Natsuki bir sıraya oturmuş manga okuyor ve şaşırtıcı bir... Manga okuyor ve şaşırtıcı bir şekilde Monika henüz gelmemiş. Aniden Yuri kolumu tutup beni odanın bir köşesine götürüyor. Dün hakkında. Bunlar yeni chat. Ben gerçekten özür dilemeliyim. Böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı. Bir şekilde kendimi kaybettim sanırım. Aklım başımda değildi. Lütfen normalde böyle olduğumuzu düşünme. Sadece ben değil, Natsuki de. Yuri. Düşünceli davranıp özür dilemene sevindim. Çok kafana takma. Sadece birkaç gündür burada olsam da dün farklı bir şey olduğunu fark ettim. Belki de ilk defa şiirlerimizi paylaştığımız için biraz hassastık. Ama her ne olduysa... Sizin hakkınızda kötü düşünmeme sebep olmadı. Senin kötü biri olmayacağına kanaat getirdim bile. Şimdi özür dilediğine göre olayların böyle gelişmesini istememiş olmalısın. Ah! Alkan! Böyle nazik şeyleri açık açık söyleme. Şimdi çıkacak dolaptan Monika Arkeo yapacak, şu kıza 619 yapacak Rey Mysterio misali. Beni biraz fazla mutlu ediyorlar. Bu kadar anlayışlı biri olduğunu gerçekten mutluyum. Ve bu kulübe katılmana çok sevindim. Sen varken her şey biraz daha parlak ve... Ah! Özür dilerim. Ne diyorum ben? Doğru. Vallahi bilmiyorum Yuri. Ben sadece... Allah. Hey! Monika'yı gördünüz mü? Ay! Ben de korktum. Hayır, görmedim. Ay. Ben de merak ediyorum onun nerede olduğunu. Ah! Yuri, sen de görmedin onu sanırım. Monika biraz daha arkamdan falan çıkacak ya. Onu bekliyorum. Arkama bakıyorum arada bir. Yuri, Natsuki'nin onunla bu kadar sakince konuşması üzerine bariz bir şekilde şaşırıyor. Hayır, görmedim. Riff, hiç geç kalmazdı. Aptalca olduğunu biliyorum ama endişelenmemek elinde değil. Bu böyle geçen oynadığımız zamanda da geç kalmıştı, hatırlıyorsunuz değil mi? Piyano dersi alıyorum mu demişti, bir şey demişti ya. Tam hatırlamıyorum, piyano dersiydi. Dur bakayım yeni ne bir şey. Ne oluyor lan? Aha, alt tapatmış sağ. Bakma bebeğim. bir dakika, ne oldu? Ne? Bunu ben yapmadım. Alta battım diye böyle bug olmadı değil mi? Tamam. Ha? Ne? Bir dakika. Şey var şu an. Bu oyun bozuk abi. Bu oyun bozuk bir oyun. Bana nasıl bir oyun indirttiniz ya? Yayında da bir gitti, bir şey oldu. Aa, düzelmiş. Tamam düzeldi. Ama düzeldi de... Yayına veremiyorum şimdi de ya. Korkuyorum. Bak işte ESC'm çalışmıyor. Hadi bakalım ne yapacağız şimdi? Of! Bırak artık peşimizi Doğukan. Oğlum Doğukan niye sustu? Ne bileyim ben? Tamam. Nasıl gittin için? Özür dilemek istiyorum. Yemin ederim ki söylediklerimde ciddi değildim. Bugünden itibaren kendimi kontrol altına tutmak için elimden geleni yapacağım. O yüzden... Yuri, neden bahsediyorsun be? Silmiş onun hafızasını. Dün bir şey mi yaptın ki? Allah! Ha? Af! Aklımdan ne geçtiğini bilmiyorum ama bir önemi yok. Doka konuşsana. Agam! Kötü herhangi bir şey bile hatırlamıyorum. Emir, bu çocuk Deci'de mi? Deci'de burada. Deli bu oğlum. Sen devam et.
Manyak bu çocuk ya. Küçük şeyler hakkında fazla endişelen birisin, değil mi? Ama özrünü kabul edeceğim zaten. Eğer kendini daha iyi hissedeceksen. Ayrıca bunu duymak biraz güzel bir şey. Hep gizlice benden nefret ettiğinden falan korkuyordum. Hayır, hiç de bile. Senden nefret etmiyorum. biraz tuhafsın ama ben de senden nefret etmiyorum. Ellerim terledi gerilmekten. Natsuki bana dönüyor. Sen hala gözetim aşamasındasın ama. Hey! Aniden kapı açılıyor. Üzgünüm. Feci üzgünüm. Oğlum sen ruh hastasısın. Ah sonunda gelebildin. Geç kalmak istememiştim. Umarım endişelenmemişsinizdir. Yok ya. Gerçi Natsuki endişeliydi. Değildim. Neden bu kadar geciktin ki? Son dersim etüttü de. At yalanınız ki. Etüttüsü zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Natsuki ayrıca kaba olmuyor musun? Ben skripten çıkıyorum. Bu hiç mantığı değil ama. En azından zili duymuş olman gerekirdi. Duymamış olmalıyım. Piyano çalışıyordum. Piyano mu? Siz sofistike olmayanların karşısında ben piyano çalabilen mükemmel bir insanım çünkü. Müzikle de uğraştığını bilmiyordum Monika. Beni gözünde büyüt. Bir süredir çalışıyorum ama henüz pek de iyi değilim. Yine de bu çok azim gerektiren bir şey olmalı. Monika oyunun perdesini yarıp geçiyor. Doğukan da oyunun içindeki karakteri seslendiren kişi olarak perdesini kırıp geçiyor. Perde double perde. Ben de Alp'in perdesini kırıyorum geçiyorum. Oh gel biraz buraya. Ay. Etkilendim. Ay sağ ol Yuri. Öyle deme ne olursun. Bir ara bizim için bir şarkı çalmasın. Monika bana bakıyor, bakma. Şu an bir şarkı yazmaya çalışıyorum ama henüz bitmedi. Biraz daha kendimi geliştirirsem çalarım belki. Kulağa harika geliyor. Bunu dört gözle bekliyorum. Gerçekten mi? Öyleyse. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım Alp Kalpkun. Allah tek Allah. Lan biz ne? Kastım bastı kurmak falan değildi. Merak etme. Zaten şarkımı paylaşmayı umuyordum. Sanırım bu yüzden son zamanlarda çok çalışıyorum. Anladım. Monika bütün kulübü mü kastetti yoksa sadece beni mi? Emin değilim. Öyleyse iyi şanslar. Teşekkürler. Bir şey kaçırmadım değil mi? Pek sayılmaz. Üçümüzün konuştuğu şeylerden bahsetmemeyi seçtim. Hem Natsuki çoktan dolaba kaçmıştı bile. Alp. Övgülerin moralimi yerine getirdiğini söylüyor. Bugün birlikte vakit geçirmek ister misin diye merak ediyorum. Yani kulüpte. Evet kesinlikle. Zaten bunu planlamıştım. Yandık. Tamam. Yandık. Şimdi başlayabilir miyiz? Yandık. Oturacak bir yer bula. Ay! Biraz fazla zor ucu davranıyorum değil mi? Özür dilerim. Kalbim nedense küt küt atmaya kesmiyor. Monika var ya Monika bunu delik deşik edecek haberi yok bunun. Efendim Alp bana mı seslendin? Hayır. Hayır. Bilakis seni bu kadar enerjik görmek güzel. Tamam. Ama sakinleşmeye çalışmalıyım. Böyleyken kitabı okumaya odaklanamam. Sana odaklanırım. Tamam aceleye gerek yok tatlım. Yürü derin bir nefes alıyor ve ardından çantasından kitabı çıkarıyor. Aslında sana bir soru sormam gerek. Allah'ım ne olur sorma artık. Yok tam o zaman. Önce biraz çay hazırlasam olur mu? Kaç şeker içersin? Hayır sorun olmaz. Ben şeker kullanmıyorum. Erkek adam çayına şeker atmaz. Çok teşekkürler. Erkek adam olmanı sevindim. Burada kitap okuyarak geçirdiğim zamanı daha yapabilecek bir şey varsa o güzel bir bardak çaydır. Ve tabii bir de sen. Yuri ayağa kalkıyor ve depoya doğru yol alıyor. Ben de onu takip ediyor. Raftan küçük bir su sirayesi içinde filtre olanlardan alırken onu seyrediyorum. Şunu bir saniye tutabilir misin? Ananı avradığını Emir o ne? Ne o? Emir o ne? Kapının soluna sayarın bak. Sayarın nasıldı o da? Bir şeyler mi görüyorsun? Orada bir şey. Kapının soluna bak dediniz. Kapının solunda ne var? Oğlum kapının solunda Sayuri var asılmış halde. Sayarın nasıldı? Asiktir! Oo pardon ama. Sınıfta bağırmayalım lütfen.
Tabii. İşte yok. Yuri bana bir su sürahisini verip elektrikli bir su ısıtıcısına gidiyor. Çarpılacak bu kız. Bunu öğretmen masasının oraya takacağım. Ondan sonra da gidip biraz su alıp geliriz. Yuri yanımdan geçip su ısıtıcısını öğretmen masasının üstüne koyuyor. Ben öylece onun hareketlerini izliyorum. Beklentimin tersine hareket ediş şekli konuşma şeklinin zıttıydı. Özellikle uzun bacakları sayesinde Yuri zarif ve nizamlı görünüyor. Tamamdır. Sürahisini alabilir miyim? Teşekkürler. Hemen döneceğim. Ben de seninle gelebilirim. Gelmene gerek yok. Sen burada kal. Çok uzun sürmez. Elindeki sürahiyle birlikte Yuri sınıftan hızlıca çıkıyor. Ah. Yuri yine seni bırakıp gitti mi? Yapar öyle. Allah Allah. Hayır, bu sefer öyle değil. O sadece su sirayesini doldurmaya gitti çay yapmak için. Ha, tamamdır. Yani ben de konuşurken de kaydetme be adam. Yanlış anladığım için pardon. Yanlış anladığım için özür dilerim. Aa, gitti arkadaki şey, fotoğraf. 10 dakika geçiyor. Ha siktir. Yuri pek uzun sürmez demişti. Onu alıkoyan bir şey mi var? Beklemekten sıkıldım, o yüzden Yuri'ye bakmaya karar veriyorum. Bakalım. Navradını. Yuri'nin olmasının en mantıklı olduğu yer en yakındaki çeşme olmalı. Koridorda yürümeye başlıyorum. Na ben mi yapayım bunu? Ha. Hep beraber bu. Ha. Bu ses de ne? Şu köşeden geliyor gibi. Nefes alıp verme sesine benziyor. Evet abi, ne oluyor amına? Sanki birisi dişlerinin arasından havayı çekiyormuş gibi derin bir nefes alma sesi. Canım yanıyor acaba? Köşeye varıyorum ve oradan bakıyorum. Fark ettin mi bu arada müziği? Ne oldu? Müzik içeriden geliyor. İçeriden derken? Bak, dipten geliyor şu an. Ha, yani evet, odanın, evet. Odadan evet. Geliyor gibi. Yuri. Ha? Oha. See you. Ya yapma oyun yapma. Geriye soruyor. Geldim. Yani aslında şey demeye mi çalışıyor burada? Seni burada bekletirken gitmişken orada bunları yapıyordu. Ama sen onları göremedin. Allah'ım ya sabır arkadaşlar. Yani var ya böyle şeyler yani ya vallahi yapmayın böyle şey. Hiçbir şey için, hiç kimse için, hiçbir olay için değmeyecek şeyler ya. Tövbe, nasıl salak bir oyuncusun sen ya Doki Doki. Sabırla beklediğin için teşekkürler. Alkar, Oro çayı sever misin? Ha, evet severim. Bayılırım. Benim için pek fark etmez. Pekala. Yuri su ısıtıcısının sıcaklığını 90 dereceye ayarlıyor. Şimdi çaydan mı alma vakti? Beylül'üm hoş geldin. Bunu gerçekten özenerek yapıyorsun öyle değil mi? Elbette. Başkalarına çay hazırlarken bundan daha hızlı yapamam. Ben çay konusunda uzman falan olmasam bile mi? Haha. O durumda daha bile fazla etkilenmiş olacaksın. Belki de öyle olacak. Yuri çaydanlığı getiriyor ve çay yapraklarını ölçmeye başlıyor. Şaşırtıcı bir şekilde kendi kendine biraz mırıldanmaya bile başlıyor. Keyfin yerinde sanırım. Öyle mi? Duygularımı bilerek gösteriyorum. Ve sen de fark ettin. Biraz kendi kendime düşünüyordum da. Bundan sonra kendimi biraz daha fazla ifade etmeye çalışmaya karar verdim. Öyle görünüyor ki bu benim için çok da zor değilmiş. En azından senin yanındayken. Yuri bu harika. Kendini çok zorlama yeter. Alkart, sen hep benim için endişeleniyorsun. Abi her an bir şey çıkacak diye çok gergin izliyorum. Emir siz sesi açık izliyorsunuz bu arada değil mi? Evet sesi açık, sesi açık, full açık. Gerçekten çok tatlısın da ne yapayım oğlum yani. Şey, Yuri şaka yapmıyordu. Bu konuşuma ayak uydurabilir miyim bilmiyorum bile. Yuri'nin ikimize de birer bardak çay dolduruşunu izliyorum. Alkart, senden bir başka isteğim daha var. Bugün yerde otursak sorun olur mu? Yer çok rahat. Ha neden ki? Bunu söylemiştim. İsel oluruz, cacır oluruz. Çocuğumuz olmaz. Bir sürü opsiyon. Benim için daha rahat oluyor da. Benim için he doğru. Böylece sıraya doğru eğilmektense belimi duvara yaslayarak okuyabilirim. Beni de yaslayabilirsin. Pardon fark etmemişim. Ha sorun değil. Sık sık ben ağrısı çekiyorum. O yüzden elinden geldiğince bu durumu idare etmeye çalışırım. Öyle mi? Acaba neden? Muhtemelen benim. Ah! Benim. Senin duruş şeklinin ötürü değil mi? Tabii kitap okurken eğiliyor. Ben de her zaman okurken eğilerek okurum. Evet.
Okurken çok kötü tutuyorum. Doğukan? Efendim Alp? Oh be, neredesin sen? O yüzden yerde otursak daha iyi olur. Önündeki masada oturuyorum gördüğün gibi. Pekala, yoksun oğlum. Ben gidip kitabı getireyim. Kitabı çantamdan çıkarıyorum. Aa, biraz çikolata da varmış yanımda. Bir paket küçük çikolata. Çikolatayı da yanıma alıyorum çayla iyi gider diye. Yuri ile birlikte çay bardaklarının yanımızda duvara doğru yaslanarak oturuyoruz. Sanki önceden planlamışız gibi ikimizin de kitabın bir tarafını tutacak şekilde daha önce oturduğumuz gibi oturuyoruz. Ama bu sefer bedenlerimiz birbirine daha da yakın. Böyle çok iyi Ben. Böyle çok iyi göremiyorum da. Nani? Yuri omuzlarımız birbirine dokununcaya kadar yanıma doğru kayıyor. Böyle otururken nasıl okumaya odaklanacağım? Yuri hep biraz şirindi zaten ama daha az tedirgin davrandığı zaman şirinliği yüzünden yüreğime inecek. Çayın. Chat ne yapayım? Abi sesin çok kısık mı? Atakan saçmalama, benim sesim mi kısık? Alo. Selamünaleyküm. Yuri çay bardağını bana uzatıyor. Çay bardağını kitabı tutmadığım elimle tutunca kendime odaklanmanın daha da zor olduğu bir durumda buluyorum. Çünkü şimdi bir de yanlışlıkla Yuri'nin göğüslerine dokunmamaya dikkat etmem gerekiyor. Dokunabilirsin. Ben tüm bunları düşünürken Yuri dünyadan bir haber. Efendim Monika'cığım. Evet öyle. Tamam. Geliştim. Yuri ciddi bir yüz ifadesiyle kitabına bakıyor. Onun için etrafındaki her şeyin soluklaştığını tahmin ediyorum. Tüm irademi kitaba odaklanmak için kullanıyorum. Birkaç dakika sonrasında rahatlamayı becerebiliyorum. Çay bardağını bacaklarım arasına koyup çikolatanın kabını açmaya çalışıyorum. Özür dilerim. Çikolatanın kabını tamamen açmak için kitabı bir anda bırakıyorum. Bu arada bunlar olurken normalde biz otururak görseldeydik, hatırlıyorsun evet, değil mi? Görsel, onu görseli de vermedi bize. Ya orada masadaydık bu arada. Onu hatırladınız mı? Evet galiba. İstediğin kadar alabilirsin. Teşekkür ederim. Hiç almayın. Emin misin? Eğer çikolataya dokunursam kitap çikolata likesi olabilir. Burada bir ağzına veriyorduk çikolatayı. Haklısın. Bunu düşünmedim bile. Özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Kitabı ben tutarım. Olur mu? Emin misin? Yandık. Tabii. Yandık anam. Garip anam. Anonim. Atakan Gürel'si abone 2770. Anonim. Çok teşekkür ederim Atakan. Hoş geldin familyaya. Yuri kitabı iki eliyle birlikte açıyor. Kitabı okumakta zorluk çekemeyeceğim bir şekilde tutuyor. Ama bunun neticesinde sol kolu neredeyse bacağımın üstünde duruyor. O durumda Yuri tekrar okumaya odaklanmış durumda. Bir çikolata parçasını alıp ağzıma atıyorum. Sonra bir başka çikolata parçasını alıyorum. Ve Yuri'ye uzatıyorum. Kitaptan gözünü ayırmıyor bile. Sadece dudaklarını aralıyor. Bu oldukça doğal bir durummuş gibi. Ama bu demek oluyor ki burada duramam. Tedirgince çikolatayı Yuri'nin ağzına yaklaştırıyorum. Ve Yuri öyle dudaklarını çikolatanın üzerine kapıyor. Hani hayvan? Yuri'nin yüz ifadesi bir anda değişiyor. Ben daha demin. Yuri bana daha demin olanlar gerçekten olup olmadığını anlamaya çalışırcasına bakıyor. Lyarx, bu arada chat'teysen o başka bir şey, sen geldiği zaman yazıyorsun dosya, onu söylersin bana olursa, olur mu? Alkal. Özür dilerim. Sanırım bunu yapmamalıydım. Aha. Müzik gitti. Sikomet. Yuri'nin derin derin nefes almaya başlıyor. Dayanamıyorum. Yapma salak. Alkal. yapma. Yuri aniden kollarımı kavrayıp çekerek beni ayağa kaldırıyor. Çay bardağım deviriyor. Böyle bir şey olmamıştı. Alkal. Yapma salak. Öyle bak. Anonim. Filtre Kafe'ye abone 2770. Çok teşekkür ediyorum desteğin için. Kesene bereket. Anonimciğim, Filtre Kafe aramıza hoş geldin. Peki en heyecanlı yerinde çok sevgili YouTube. Aynen öyle. Neyim ben? Macun Mılıcalı mı? Doki Doki'nin bir bölümünün daha böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. İyi haber şu ki bu bölüm size ulaştı ve izlediyseniz şu anda bir sonraki bölüme oynatma listesinden geçebiliyorsunuz. Paylaşılmamış olsa bile bir sonraki bölüm oynatma listesinden gidebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşelim. Beğenmeyi, abone olmayı, çana tıklamayı ve bu güzel dublajlar için de bir kalp bırakmayı unutmayın yorumlara. Haydi.